Kasım 2015'te e, Suriye'de bir Rus uçağının düşürüldüğünü çok çabuk unuttuk ama böyle bir olayı yaşadık ve o tarihte bugün ülkeyi yönetenlerin önemli bir kısmı, bir kısmı o tarihte de tabii ki başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere ülkenin yönetimindeydiler ve o dönemde ettikleriyle e, bundan yaklaşık 6 ay sonra 6-7 ay sonra Haziran ayında 2016 Haziran ayında nasıl geri döndüklerini de unutmuyoruz. Ve şunu da özellikle e, vurgulamak istiyorum. Putin'in o uçak düşürülme olayını e, unutmuş olduğunu açıkçası sanmıyorum. E, ne zaman bunun faturası önümüze çıkarılacak bilmiyorum. Belki de Haziran 2016'dan beri Rusya ile kurulan ilişkiler, geliştirilen ilişkilerle beraber biz belki de o faturayı ödemekteyizdir. Onu da e, kestirmek mümkün değil ama şunu çok net bir şekilde söyleyebiliriz ki Türkiye'nin Rusya ile kurduğu ilişki hiçbir zaman eşit bir ilişki ol, olabilecek gibi değil ve şu haliyle Türkiye'nin e, Rusya Rusya'yla ve Erdoğan'ın Putin'le bu kadar yakın bir şekilde hareket ediyor görüntüsü Rusya'ya herhangi bir şekilde zarar verecek bir görüntü değil ama Türkiye'ye verebileceği zararları peş peşe sıralamak mümkün. Sonuçta buradan nasıl dönülür bilmiyorum. Yayının için başlık olarak Putin bizi kandırıyor olabilir mi dedim. Putin kimseyi kandırmıyor ama biz galiba kendimizi kandırıyoruz. Rusya ile eşit bir ilişki kurabileceğimizi ve buradan Türkiye'nin Rusya ile beraber önünün açılabileceğini düşünüyoruz. Yarın öbür gün bunun böyle olmadığını çok kritik bir anda çok net bir şekilde görebiliriz. O zaman da herhalde alıştığımız şekilde Putin bizi kandırmış şeklinde yorumlara tanık olabiliriz.